Amerika Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2012 yılı dünyada dini özgürlükler raporunu yayınladı. Raporda Türkiye özel kaygı uyandıran ülkeler listesine alındı. Bu gelişme üzerine hükümet özel okullar yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yeni Mesaj Gazetesi'nden Orhan Dede konu üzerine çarpıcı bir analiz yaptı. Manşette yer alan haberde AKP hükümeti Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasının önündeki son engeli de kaldırdı ifadesi yer aldı. Böylece yönetmelikle Türk vatandaşı olmayanların da azınlık okullarında okuyabilmesinin önü açılmış oldu. Önceki mevzuatta azınlık okullarında sadece Türk vatandaşı olan azınlıkların çocukları okuyabiliyordu. Bu değişiklik sayesinde açılsa bile öğrenci bulamayacak olan Heybeliada Ruhban Okulu artık istediği her ülkeden öğrenci kabul edebilecek. Yurt özel olarak ruhban sınıfından seçilen öğrenciler ve eğitimciler Heybeliada'da eğitim görecek. Ancak e, din açısından bu sayede Patrick Bartolomeos ekümenik olma hayaline ulaşmada çok büyük bir mesafe alacak. Bugüne kadar papazları patrikanede yetiştiremeyen Patrik Bartolomeos Ortodokslar arasındaki hakimiyetini kabul ettirmekte çok önemli bir koz elde etmiş olacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının özel öğretim kurumları yönetmeliğine göre artık özel okullarda Türk bayrağı bulunması, İstiklal Marşı okunması ve gençliğe hitabe zorunluluğu kaldırıldı. Yani yönetmelikle özel okullar artık Türkçe isim kullanmak zorunda değil. Ayrıca meyhane, kahvehane, bar gibi alkollü içki satan yerlerin yakınında özel okul kurulması yasağı da kaldırıldı.